Evet, herkese merhaba. Şu anda size Denizli'nin Çal ilçesinin Ortaköy mevkinden, tarım alanları, bağlık bahçelik yerinden sesleniyorum. Burası belediyenin böyle köy halkına mangal yapması için, piknik yapması için bir alan oluşturmuş. Hatta burada daha önceki nüfus çok çok fazla olduğunda o dönemlerde muhtarlık buraya böyle bir yüzme havuzu bile yapmış. Ve çocuklar da gelip burada havuza girerlermiş. Ama şu anda tabii ki artık gençler okuduğu için bu köyde okuma yazma oranı %100 ve bütün okuyan gençler meslek sahibi olarak büyük kentlerde görev yapıyorlar. İşte hakim, doktor, mühendis, avukat, öğretmen, hemşire, bir sürü aklınıza gelebilecek her türlü meslek grubunda yetiştirmiş evlatlarını bu köy ve okutmuş. Başarılı bir köy. Su çok nadir diyorlar. Yani sulak bir dere, çay vesaire gibi bir şey yok ama belediyenin aracılığıyla buraya su getirilmiş. Bu su olmayışına rağmen köylü çok çalışkan ve gördüğünüz gibi de buraları bağlık bahçelik yapmışlar. Evet, bizde bugün bir yeğenimiz var. Onun nişanını yaptık ve onun nişanı sonrası hadi dedik bir ara verelim, köyü görelim, tanıyalım. Görüyorsunuz burada kocaman bir çınar ağacı var. Bu asırlık, hatta bilmem kaç yıl asırlık. Öyle söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. Yakından da göstereyim. Gövdesini görüyor musunuz? Gövdesi oldukça geniş bir çınar ağacı. Böyle sığınacak yerleri, işte piknik alan yerleri var. Köy çok yakın. Köyden yaklaşık 2-3 kilometre dışında bir yer. Köy meydanı da çok ilginç. Güzel bir heykel alanı var köy meydanında. 4 tane cami var. Kalabalık bir nüfus. Yazları geliyor. Yurt dışında çalışan, başka şehirlerde çalışanlar da yine yazları mutlaka köylerine sadık bir şekilde gelip tatillerini yapıyorlar. Evet. Burası dediğim gibi Ortaköy'ün bağlık, bahçelik, tarlalık alanları. Şöyle bir göstereyim istedim. Bir başka videomda da köy meydanını size göstereceğim. Hepinize şimdilik bay bay diyorum. Güzel kanalında kalın. Benimle beraber gezin, dolaşın.